Öncelikle tabii bütün bu seçimlerin milletimiz hakkında hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı 13. Cumhurbaşkanı oldu şu anda yeniden seçilerek. Kendisine başarılar diliyoruz. Bu bütün siyasilerin, bütün yorumcuların nezaketen söylemesi gereken bir temenni aslında. Bu mutlaka olması lazım. Olması da gerekiyor. Onun dışında tabii programımızın sahibi Profesör Haydar Başbey'i de rahmetle, özlemle anıyoruz. Şimdi şunu ifade etmemiz gerekiyor Faruk Bey. Tabii iki turlu bir seçim gerçekleşti. 14 Mayıs'taki seçimler aslında vatandaşların, Türk seçmenin her iki tarafa da mesajlarıyla doluydu. Bunu anlamak gerekiyor. Yani hem iktidar hem muhalefet cenahı 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını bir kere çok iyi okuması lazım. Ve burada tabii ki bu 28 Mayıs yani pazar günü gerçekleşen seçimlerde mutlaka zaten bir aday kazanacaktı. Yani iki adaydan birisi zaten mutlaka kazanacaktı. Ama 14 Mayıs seçimlerinin sonucunu bundan sonraki siyasi süreç için okumak gerekiyor. Nedir o? Her iki adaya da yani ne iktidara ne muhalefete seçmen %50 barajını aşkın bir oy vermedi. Bir tarafta 21 yıldır bu ülkeyi yöneten, ekonomisini, siyasetini yöneten bir iktidar var. Bir tarafta da uzun yıllardır hani yine iktidarın süresince muhalefet cenahında bulunan ana muhalefet ve muhalefet partileri var. Şimdi bakıyoruz ki aslında ne iktidarın ekonomi politikası vatandaşı tam olarak tatmin etti ki %50 barajını geçmeye izin vermedi. Ne de muhalefetin sunmuş olduğu program, muhalefetin anlattıkları, oluşturduğu denklem vatandaşa tam olarak güven vermedi. Yani baktığımızda her iki tarafa da bir güvensizlik olduğunu biz 14 Mayıs seçimlerinde aslında anlamış olduk ve görmüş olduk. Şimdi 28 Mayıs seçimlerine geldiğimizde aslında arada çok ciddi bir fark olmadığını da görüyoruz. Yani dikkat ederseniz %52.18'de Sayın Erdoğan kazandı seçimi. %47.82 ile de Kılıçdaroğlu kaybetti. Aradaki oy farkı 2.300.000 civarında bir oy. 2.300.000. İlk seçimlerde 2.5 milyon civarındaydı. Fark biraz azalmış ama yine de 2.300.000 bir fark var. Şimdi bu aslında bu fark kapanılmayacak bir fark değildi. Bu noktada tabii muhalefet kendisini masaya yatırması gerekiyor. Hani altılı masayı sürekli topladılar ya bir yıldan beri, hani geçtiğimiz yılın Şubat ayı, Ocak aylarından itibaren sürekli toplantılar yaptılar ya. İşte o altılı masaya kendisini koyması lazım. Ve enine boyuna bir muhasebe yapması lazım. Biz nerelerde yanlış yaptık diye mutlaka bir muhasebe yapması lazım. Ama biz onlara zaten bu programlarda nasıl muhasebe yapmaları gerektiğini de anlatacağız. Yani kolay lokma olarak onlara bunu sunacağız. İnşallah dinlerler, ibret alırlar, ders alırlar. Şimdi burada tabii iktidara da şunu ifade etmemiz gerekiyor. Doğru, seçimleri kazandılar. Millet bir 5 yıl daha iktidar fırsatı verdi. Ama şu bir gerçek ki 14 Mayıs sonucunu da bir tarafta tutarak yani ekonomi programlarının tatbik etmediğini, vatandaşın memnun etmediğini de bilecekler. Yani şu anda düşünebiliyor musunuz? Yüksek enflasyona rağmen, yüksek dolar kuruna rağmen, yüksek akaryakıt fiyatlarına rağmen, pahalılığa rağmen, işsizliğe rağmen, efendim ithalat bolluğuna rağmen, şuna rağmen, buna rağmen. Yani bir sürü maddeyi efendim alt alta ekonomik olarak sıralıyorsunuz. Bütün bunlara rağmen iktidara 5 yıl daha verdi. Bu aslında şunu gösteriyor, yani muhalefete güvensizliğin ispatını gösteriyor. Muhalefetin bunları çözemeyeceğine inandıkları için iktidara tekrar verdiler. Ama iktidarın da çözemeyeceğini biliyorlar. Aslında bir kısır döngü var ortada. Siyasette bir tıkanmışlık var, onu da ifade etmemiz gerekiyor. Yani bu taraf çözeceği için iktidar olmadı. Zaten çözemedi. Zaten sorunlara neden oldu zaten. Yani bir de çözmeyi bırakalım, bu sorunların nedeni şu anda bu iktidar. Ama baktığımız zaman tabii yeni kabine kuracağız, şöyle yapacağız falan filan açıklamaları var. Kim kuracak? Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek kim? Dün zaten bu tabloyu oluşturanlardan bir tanesi. İşte şu olacak, bakıyorsun o kim? Yine benzer. Yani baktığımızda sistem değişikliği, mantık değişikliği, yani ekonomik anlayış değişikliği yok.
Aynı kafayla tekrar isimler değiştirerek veya tekrar getirerek bir şeyler yapma gayreti içerisindeler. Ama böyle bir şey yok. Böyle bir sonuç yok. Yani aynı yanlışlarla doğru sonuç elde edilmez. Şimdi gelelim muhalefet cenahına. Bu iktidara diyeceğimiz şey. Yani sistem değişikliği şart. Ama bu sistem hani kapitalist sistemin değişmesi. Bu yanlış yollara yol açan sistemin değişikliği. Bunu yapabilecek misiniz? Bunu yapabilmek için elinde bir model olması gerekiyor. Bir çözüm olması gerekiyor. O da yok. Yani onların elinde yok. Ne yapıyor? Kopya çekiyor. Tamam. Profesör Dr. Haydar Başbey'in Milliyetçi modelinden alıntılar yapıyor, kopya çekiyor bilmem ne. Ama bu model öyle bir model ki, Milliyetçi modelini ben defalarca okudum baştan sona. Kongrelerine katıldım. Oradaki bilim insanlarının milli ekonomi modeliyle alakalı yorumlarını dinledim. Yani üst düzey bilim insanlarının. Hükümet danışmanları bu insanlar. Ve oradan ve bütün bunlardan sonucunda şunu gördüm. Bu model tümüyle uygulanması gereken, başından sonuna bir denklemi olan, yani başını uygulamazsan sonuna ulaşamayacağım bir model. Dolayısıyla iktidarda bu yok. Muhalefet kısmında biraz sonra geliriz. Muhalefete de diyeceğimiz çok şeyler var. Muhalefeti daha gelmeden iktidar kısmını bir de Sayın Dede'ye sormak istiyorum. Orhan Dede sizlerin düşüncesi nedir? İktidar muhalefet cephesine geçelim. Siz muhalefet cephesiniz ifade edecektiniz. Muhalefeti geldiğimizde seçimi nasıl değerlendirebiliriz? Muhalefet cephesine. Şimdi Orhan Bey'in dediği gibi aslında millet gerçekten iktidara bir şans daha vermiş oldu. Ama bu şans sınırlı bir şans. Yani ilk turda %50 barajı aşırtmayarak bir ikazlı bir şans aslında bu. Ama diğer taraftan da muhalefete de bir uyarı gelmiş oldu burada. Bu seçimin sonuçları itibariyle. Sen de toparlan. Yani birlik mi kuracaksın? Muhalefeti toparlayacak mısın? Efendim tek bilek tek yürek mi olacaksınız? Ne yapacaksınız? Programınızı bilmemizi güzel yapın. Belki o zaman sizin de şansınız olur mesajı verdi aslında. Şimdi burada bakın muhalefetin bu seçimde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş dikkat ederseniz hep şunu ifade etti. Eğer her türlü ekonomik olumsuzluğa rağmen, her türlü yaşanan sıkıntıya rağmen iktidar bir kere daha seçimi kazanırsa bu iktidarın başarısı değil, muhalefetin başarısızlığı olur demişti. Seçimlerden aylar önce bu ikazda bulunmuştu Sayın Baş. Şimdi ve yaptığı ikazları da belki hani altılı masa, Millet İttifakı toparlanır da Türkiye bir hani olumlu anlamda bir değişim sürecine girer temennisi de bunları söylüyoruz zaten. Ama maalesef muhalefet bu tür uyarılara kulak tıkamaya devam etti. Ve neticede peş peşe gelen hatalar, peş peşe yapılan yanlışlar neye yol açtı? İşte bugünkü neticeye yol açtı. Aslında önlerinde kapanamayacak bir fark yoktu ama hatalar, o kadar zincirleme büyük hatalar yapıldı ki işte bu fark bile kapanamadı. Aslında birinci turda seçimi bitirebilirlerdi. Bırakın onu, ikinci turda da bir başarı ortaya koyamadılar. Peki nedir bu hatalar? Yani aslında onlarca belki hata sayılabilir ama ben birkaç maddesini özellikle ifade etmek istiyorum. Bunların bir tanesi muhalefet tamamen altılı masaya hapsedildi. Yani neticede iktidarın karşısında, yani iktidarın politikalarını sevmeyen %50, %55, %60 efendim bir topluluk var aslında baktığınızda. Yani iktidara destek bu kadar değil. Ama muhalefete olan güvensizlik bugün iktidarı tekrar iktidara taşıyor. Muhalefet bunu, bu sinerjiyi toparlayamadı. Ve altılı masayı hapsetti muhalefeti. Altılı masayı da genişlememe kararı alarak onu da sınırlı tuttu. Dolayısıyla seçimde aslında seçime kör ve topal olarak girmiş oldu. Yani yanlış bir vadeli düzlemde girmiş oldu. Bakın altılı masadaki oluşum da doğru değil. Yani bir altılı masa oluştu ama bu altılı masa da birbirine uyumlu bir masa değil. Yani baktığımızda bir tanesi diyor ki ben Türklüğü kaldıracağım. Diğeri diyor ki Türklük benim kırmızı çizgim. Ya siz hangi düzlemde bir araya geleceksiniz? Onun dışında bakıyoruz. Bazı adaylar CHP listelerinden kondu biliyorsunuz. CHP listelerinden girdi. Şimdi CHP listelerinde giren adam, biraz inceliyorsunuz, söylemlerine bakıyorsunuz. Hani İzmir'de, Ankara'da vesaire. Adam Atatürk karşıtı. Adam Cumhuriyet'in ilkelerine, efendim Atatürk'ün değerlerine karşı görüşlü olan insanlar. Ve bu insanlara
Atatürkçü olan CHP seçmenine oy ver denildi. Bu adamlar için oy verin dendi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İzmir'de Atatürkçü olan bir seçmen o adaya bakarak nasıl sandığa gidiyor? Nasıl çalışma yapacak? Nasıl yakınındaki insanı ikna edecek? Yani burada öyle tezatlar yaşandı ki, öyle üst üste peş peşe yanlışlar yapıldı ki. Bir de çok enteresandır. Bu altılı masanın toplanma sebebi neydi? Parlamenter sisteme geri dönüş. Peki parlamenter sisteme dönüşü arzu eden, isteyen, olması gereken diyen Bağımsız Türkiye Partisi niye oraya alınmadı? Madem ki parlamenter sistem istendi, parlamenter sistemi isteyen bütün partileri oraya toplarsınız. Liderlerini oraya alırsınız. Onlarla istişare edersiniz. Ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin bir özelliği daha var. Aynı zamanda Millet İttifakı'nın tabanıyla da uyumlu. Atatürkçü, cumhuriyetçi, Atatürk ilkelerine bağlı, efendim milli ekonomi diyor, ulusalcı ve hatta daha da ötesi gerçek dindar özelliğe sahip. Yani dindar olması, milli olması şunu da kazandırıyor. AKP'den yani bu taraftaki seçmenden de oy alabilecek bir kabiliyette. Dolayısıyla aynı zamanda Bağımsız Türkiye Partisi'nin genç liderinin de bir özelliği var. Nedir o? Bu seçimde 13 milyon genç oy kullandı. Bunun 5 milyonu ilk defa oy kullanacak. Şimdi o altılı masada, o dedelerimizin, teyzelerimizin, amcalarımızın bulunmuş olduğu masada 32 yaşında bir efendim genel başkan oturmuş olsaydı Faruk Bey, o 13 milyon oyun çoğunu almaz mıydı? O gençler, bizden birisi var o masada, bir genç var. Bizi anlayan, bizi dillendirebilen, bizim problemlerimizi anlatabilen Z kuşağıydı, Y kuşağıydı vesaire. Yani problemlerimizi taşıyacak meclise bir lider var orada deyip bu bir sinerji oluşturmayacak mıydı? Şimdi burada muhalefet altılı masaya hapsedildi. Altılı masa genişletilmedi. Altılı masayla uyumlu olabilecek olan liderler dışlandı, ötekileştirildi, fikirleri alınmadı. Bunlar zaten bu yanlışlar seçimin kaybına neden oldu. Bir yanlış da şudur. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu değerli bir siyasetçidir. Duayen bir siyasetçidir. Bürokrasiden gelmedir. Yani saygı duyulması gereken bir insandır. Tamam. Ama Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek bir aday değildi. Yani doğruya doğru şu an seçim öncesi değiliz. Seçim geçti. Bunu şu an gördük zaten. Ama eğer evet. Bakın Bağımsız Türkiye Partisi lideri ne söyledi? Sayın Baş, hem sevilen hem de seçilebilecek bir aday olmalı. Tamam Kılıçdaroğlu sevilen bir adam ama seçilebilecek bir aday değildi. Evet. Burada bakın bir İstanbul örneği, bir Ankara örneği var. Hı hı. İstanbul İmamoğlu'yla kazanıldı. Yoksa kazanamayacaktınız. Mansur Yavaş da Ankara kazanıldı ve milliyetçi oyları da aldı. İmamoğlu dindar oyları da aldı. Evet. Şimdi demek ki bir denklem var, kazanma denklemi var. Ve sen altılı masa olarak şunun sözünü verdin mi? Ya, protokolde, açıkladığın şeyde. Biz seçmene soracağız, tabanımıza soracağız. Neyi isterlerse onu aday göstereceğiz. Dediniz mi? Dediniz. O seçmen dedi ki İmamoğlu'nu göster. O seçmen dedi ki Yavaş'ı göster dedi. Hayır dediniz. Biz aday olacağız. Diğerleri dedi ki biz de bakan olacağız. Evet. He, demek ki siz bakın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ne dedi? Bu gençler, bu millet birçok şeyi kabul eder ama dayatmayı asla kabul etmez. Bunu gördük mü? Gördük. O yüzden muhalefetin de bakın bu bir muhalefetin başarısızlığıdır, iktidarın başarısı değildir. O yüzden bu gerçekleri de muhalefet değerlendirmeli. Bundan sonraki süreçte de doğru yollarla doğru sonuca ulaşmalı.